Savaşçı emeci, mücadele sporcularının her biri aslan parçasıdır. Sen bu aslan parçalarına öyle yukarıdan egoyla, kibirle konuşarak saygısızlık et. Yani bu kadar tepki almanın nedeni budur. Niye? Onlar yıllarca emek verdi bu işe. Alın teri döktü, kanını döktü. İşte milli sporcular da var içerisinde, ay yıldızlı formayı taşımış. Ben de dahil olmak üzere. Yıllarca ay yıldızlı formayı taşıdık. Bu sanatı öğrenebilmek için hayatımızı adadık. Kanımızı döktük, terimizi döktük. Sonra çıkmış 120 kiloluk fitnessçi bir arkadaşımız, yani sen neymiş efendim? Ben işte 70 kiloda dünya şampiyonu boksör de olsa dayak yemem, döverim. Yok ya, o işler öyle olmuyor. Bak doğaya, ya bak. Bir tonluk bir bufaloyu 200-250 kiloluk bir aslan parçası av yapıyor. Avlıyor. Hop. Aynı olursun savaş. Mücadele sporcularının hepsi eğitimli birer aslan. Hepsi birer kaplan. Ne zaman, nereye, nasıl saldıracaklarını eğitimini yıllarca alıp tecrübe ediyorlar. Terini dökerek, kanlarını dökerek, hayatlarını adayarak. İşte olay bu kadar basit. Yani bir sanatçıya hakaret etmiş gibisin. Evet, sanatçılar hepsi. Niye savunma sanatı diyorlar? Aynı senin iş buna dönüyor. Şu an işte 3 ay bir saz eğitimine gidiyorsun, 5 ay bir saz eğitimine gidiyorsun. Daha sonra getirin sazı. Ben Usta Neşet Ertaş'tan daha iyi saz çalacağım. Rahmetli de. İşte gitmişsin bir 3-5 ay boks kursuna. Neymiş? Yıllarca bu işe emek vermiş. İnsanlara 70 kiloluk adam da olsa işte dayak yemem, döverim. Yok öyle bir şey savaş. Bu işler kasla kütleyle olmuyor. Kasla kütleyle boyla olsaydı o zaman Mr. Olimpiyaların hepsi nasıl olsa bu işi para için, şan şöhret için yapmıyorlar. Giderlerdi Las Vegas'a, derlerdi ki nasıl olsa 2 metre boyumuz var, ateş gibi kasları var. Gideyim de dünya artistlet boks şampiyonu olayım. Parayı götüreyim, çok iyi para dönüyor orada. Gideyim dünya olimpiyat güreş şampiyonu olayım veya judo da dünya şampiyonu olayım. Ama adamı ezerler. Bir şey öyle kasla olmuyor savaş bu işler. Bu mücadele sporcusu kardeşlerim. Bu şekilde işte emeklerine, alın terlerine ve adanmışlıklarına karşı yapmış olduğumuz saçma sapan açıklamalardan dolayı büyük tepki çekti. Bu yüzden dolayı ben de sana meydan okudum. Yani yine o söylüyorum. 78 kiloyum ve olursa 70 demezsen sonra dersin ki ben 70 dedim dersin. İstanbul'a kadar gidip gelmem boşuna olur. Kabul ediyorsan ben 78 kiloyum ve seninle istediğin her şartta görüşebiliriz. Sorun yok, savaş. Yani Kaan kardeşin de bu işte zaten seninle görüşecek. Fakat ekstra onunla görüşmek istemezsin. Yedek üye olarak da ben buradayım. Bak ben senin de yaşındayım. Ben de yaşlıyım ha savaş. Şş. Tam sana göreyim. Tam dişine göreyim ha. Reflekslerim zayıflamıştır benim şimdi. Kondisyonum fazla yoktur falan. Ondan sonra böyle senin vuruşlarını fazla işte net veremem. Çok hızlısın bu gözümden kaçar falan. Allah muhafaza. Vurduğun zaman da beni nakavt edersin. Böyle havada iki tur falan attırırsın bana. Ne güzel olur ama görsel şov olarak değil mi? Hayali olarak da. Muhammed Ali'nin bir lafı var, savaş. Diyor ki, eğer diyor rüyanda beni dövdüğünü görüyorsan eğer, hemen uyan ve kendinden özür diler. Daha diyecek bir şey yok. Senden haber bekliyorum.